TR724 YouTube kanalındasınız. Cumali Önal'ın yazdığı "Hindular Babri Mescidini Tapınak Yapıyor Reis" başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Geçtiğimiz Cuma günü Ayasofya görkemli bir törenle yeniden ibadete açıldı. Hepimizin gözleri yaşardı. İstanbul yeniden fethedilmiş gibi hissettik. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kur'an okudu, namazda en ön saftaki yerini aldı. Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından gelen ve getirilen on binlerce kişi meydanları doldurdu. Ama açılış törenine ne muhalefetten ne de uluslararası camiadan ciddi bir destek gelmedi. Yunanistan dışında önemsenecek bir tepki gösteren de olmadı. Erdoğan ve AKP kurmayları Ayasofya'nın Türkiye'nin bir iç meselesi olduğunu belirterek sağdan soldan gelen cılız tepkileri de anında ademe mahkum etti. Ayasofya'nın dünya medyasında gündem olmasını fırsat bilen Hindistan'da hazır konu açılmışken Babri Mescidi defterini kapatma kararı aldı. 1992 yılında Hindu fanatikler tarafından yıkılan Babri Mescidi'nin yerine Hindu tapınağı inşa edilmesi için 5 Ağustos'ta temel atma töreni yapılacak. Törene katılacak olan ülkenin Milliyetçi Başbakanı Narendra Modi ilk taşı temele yerleştirecek. Caminin yerine tapınak inşa edilmesine Hindistan Mahkemesi geçtiğimiz yıl Kasım ayında karar vermişti. Mahkemenin aldığı karara göre kentin başka bir yerinde de cami inşa edilecek. İslam ümmetinin umudu, herkesin derdiyle dertlenen AKP iktidarı Babri Mescidi'nin yerine tapınak inşa edilmesine ses çıkarır mı? Attıkları adımlardan ses çıkarmayacaklarını anlıyoruz. Türkiye'nin Yeni Delhi Büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar, 16 Temmuz'da ülkenin en büyük gazetesi The Hindu'ya gönderdiği bilgilendirme notunda bunun işaretlerini veriyor. Notun amacı, Danıştay'ın Ayasofya ile ilgili aldığı karardan hemen sonra Hint medyasında çıkan aleyhte yazılara cevap vermekti. Torunlar bilgi notunda Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi, ülkenin laik değerleri için büyük bir engel oluşturmuyor. Ülkenin en yüksek idari mahkemesi Danıştay'ın dairelerinden birinin oy birliğiyle aldığı bir karardı. Hindistan Yüksek Mahkemesi'nin Babri Mescidi Ayodhya Tapınağı davası hakkında oy birliğiyle aldığı karardan çok farklı değildi, diyor. Yani Ayasofya ile Babri Mescidi'nin yıkılması arasında bir fark görmüyor AKP hükümeti. Babri Mescidi ülkenin kuzeyindeki eyaletlerden Uttar Pradesh'in Ayodhya kentinde bulunuyor. Hindular, dünyaca ünlü Taç Mahal'i de inşa eden Türk-Moğol Babür İmparatorluğu'nun kurucusu, Babür Şah'ın emriyle komutanlarından Mir Baki'nin 1528'de Hindu tapınağını yıkarak kalıntıları üzerine cami inşa ettiğini öne sürüyor. Camiden önce bir tapınak olup olmadığı yönünde farklı görüşler bulunsa da 2003 yılında Hindistan Arkeolojik Araştırma adlı kuruluş tarafından hazırlanan bir rapora göre caminin inşa edildiği yerde daha önce bir tapınak olduğuna dair kalıntılar bulduklarını öne sürdü. Ancak Müslümanlar bu iddiayı reddediyor. Konu biraz da Müslümanlarla Yahudiler arasındaki Süleyman Mabedi tartışmasına benziyor. Yahudiler Kudüs'te Süleyman Tepesi adı verdikleri yerde Mescid-i Aksa'nın Hazreti Süleyman Mabedi'nin üzerine inşa edildiğini iddia ediyor. Bundan dolayı Mescid-i Aksa'nın altını tünellerle oyan ve sürekli araştırmalar yapan İsrail Devleti, mabede ait kalıntılar bulmaya çalışıyor. Ancak şu ana kadar tatmin edici belgelere ulaşılmış değil. İşin ilginci, Ayasofya'nın açılışından sonra Pakistan Başbakanı İmran Khan, Erdoğan'a bir tebrik mesajı göndermişti. İmran Khan aynı desteği şimdi Türkiye'den bekleyecek. Tapınağın inşa edilmeye başlanmasından sonra olaylar büyürse Türkiye zor durumda kalacak ve mecburen bir tarafı destekleyecek. Türkiye daha önce Keşmir konusunda Pakistan'ın yanında durunca Hindistan'dan çok sert tepkiler gelmişti. Ankara gelen sert tepkilerden sonra tutumunu yumuşatmak zorunda kalmıştı. AKP hükümeti Ayasofya'yı camiye çevirerek dünya genelinde meydana gelebilecek dinler arası gerginliklerde söz söyleme ya da arabulucu olma hakkını da bir şekilde kaybetmiş oluyor. Çünkü sembollerden hareket ederek insanlığın kültür mirası Ayasofya'yı cami yaptılar. Hem de bir kılıç kalkan oyunu sahneleyerek. Halbuki mevcut kimlikte bırakılarak diyalog ve hoşgörünün sembolü haline getirilebilirdi, diyor Cumali Önal TR724'deki köşesinde.